Meltem Arıkan'ın Otizm Hakkında Bitip Tükenmeyen Mitler 4 başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Efsane 4. Kendine özgü, ilginç çocukları modaya uyup yeni teşhislerle adlandırıyorlar. Lona Wing'in egzantrik normallik otizm spektrumunu fark edilmez bir şekilde gölgeliyor fikri pek çok yanlış anlamalara yol açmıştır. Buradaki yanlış anlaşılmanın sebebi ise bazı durumlarda otistikler ve otistik olmayanlar arasında oluşan gri alandan kaynaklanmaktadır. Bu konuyu Winston Churchill'in "Doğa asla bir çizgi çizmez, lekeler koyar" sözü çok iyi açıklıyor. Otizm karakteristiği olan özelliklere otistik olmayan insanlar da farklı derecede sahip olabilirler. Ancak otistik kişiler kendilerini uyarırlar, sallanmak, dönmek gibi. Otistik olmayan kişilerse rahatsız olurlar. Otistik kişilerin saplantıları ve özel ilgi alanları vardır. Otistik olmayan kişilerin ise hobileri ve tutkuları olur. Otistik bireyler farklı derecelerde pek çok duyusal hassasiyetlere sahipken, otistik olmayan kişiler polyester giyemezler. Laura Wing, yukarıdaki örnekleri çok daha çoğaltabileceğini vurgulayarak, otizmin derin ve yaşamı değiştiren bir engelli olma durumu olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor. Aslında sorunun kaynağı, Mark Zuckerberg, Marissa Mayer, Anthony Hopkins gibi sanatçılar, milyonerler ya da Amerika'daki en ünlü komedyenlerden bir tanesinin spektrumda olması, hala amaçlarını karşılamak için mücadele eden binlerce otizmlinin gerçeğinin hafifletilmesine neden olmaktadır. Eğer otizmle yaşamak o kadar kolaysa, neden aileler çocuklarına iş yeri bulmaları, çocuklarının bağımsız yaşamayı öğrenmeleri, doğru dürüst bir eğitim görmeleri için daha fazla kaynağa, bir plana ihtiyaç duyduklarını anlatabilmek için bunca çaba harcıyor? Otizm bir engellilikten ziyade fark değil midir? Eskiden konuşamayan otizmli çocukları, gençleri özürlü olarak değerlendirirken, bugün aynı şekilde olan bir genç, klavye kullanarak iletişim kurabilmekte, hatta kitaplar yazabildiği için artık çocukları ve gençleri özürlü olarak değil, farklı olarak görüyoruz. Otizm, yaşamın neredeyse tüm yönlerini derinden etkileyen, yaygın, teşhisi olan bir engellilik durumudur. Nasıl ki tekerlekli sandalye ile yaşayan bir kişi için yollarda, tiyatrolarda, lokantalarda ve taşıma araçlarında özel düzenlemeler yapıldığında hayatın içinde yürüyebilen kişilerle aynı şekilde yaşayabiliyorsa, otizmli bireylerin de öğrenme stillerine uygun müfredatlar geliştikçe, teknoloji otizmli bireylerin komünikasyonu için kullanılır hale geldikçe, anlayışımız ve tanımlamalarımız da değişecektir. Otizm mitleriyle ilgili yazı dizisinin sonuna geldik. Bu konuda daha geniş bilgi için Steve Silverman'in Neurobytes kitabına başvurabilirsiniz demeyi çok isterdim, ancak bu kitap henüz Türkçe'ye çevrilmemiş. Önümüzdeki ay otizm ve maskeleme konusunda buluşmak üzere. Bu arada bütün davranışların bir iletişim olduğunu unutmayalım.